Eskişehir var, Yalova var, hepsine Kocaeli'ye de bakacağım ama hepsini bugün veremesem bile her gün yerel medyaya da bakacağız. Bir yudum su alayım izin verirseniz çünkü yazıma, IŞİD konusunda ne yapacağımızı düşündüm. Siz de düşünüyor musunuz? Düşünüyorsunuz da bana yazar mısınız siz de? IŞİD konusunda bir fikrim var. IŞİD konusunda doğru yol nedir? Sorumuz bu. Türkiye'ye düşen bir takım görevler var. Bunu düşündüm ve yazımı şöyle başladım. IŞİD'i engellemeliyiz. Bu kesin. Peki nasıl? Dünyanın bu terör örgütüyle savaşında Türkiye katkı vermeli. Ama nasıl? Tezkere gününde gelin bunu konuşalım. Hem de açık açık. Bizim askerimiz Irak ve Suriye'ye asla gitmemeli. Gitmemeli. Ne işi var Mehmetçiğin Irak'ta, Suriye'de? Eğer hükümet bunda ısrar ederse bilin ki IŞİD dışında öncelikleri vardır. Ama koalisyonda yer almalıyız. Mesela incelik kullandırılabilir. Ayrıca Türkiye'den terörist geçişi çap gibi kesilebilir. Türkiye'den ve Türkiye üzerinden. Para akışı da petrol kaçakçılığı vasıtasıyla IŞİD'in silah temini önlenebilir. Bu yaşamsal konularda biz muazzam katkılar verebiliriz dünyaya. Bir nokta daha var, altı çizilesi. Hepsinden daha önemlisi. Ve bu öylesine değerli ki hem IŞİD'e öldürücü darbe, hem koalisyona hayat öpücüğü, hem de ülkemize paha biçilmez bir değer katacak. Üstelik güzel dinimizi IŞİD gibi aslında kendisiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan ağır bir yükten de kurtaracak. Nedir o? İşte o formül Türkiye'nin özüne dönmesidir. Onu farklı yapan özelliklerine yeniden yönelmesi, öncülük yaptığı Müslüman, aydınlık, ilerici ve dünyaya açık bir toplum ve devlet modeli IŞİD'in panzehridir. O model tüm İslam dünyasına mesajdı. Atatürk'ün vizyon ve büyüklüğü de işte buydu. Evet doğru, demokrasimizin eksiklikleri vardı. Onları da gideriyorduk son yıllarda. Fakat birden ters istikamete döndük. Türkiye, Hamas'a ve IŞİD'e ortak ve veya model olacak ülke değildir. Müslüman kardeşlere de. Gerçekten demokrasi arayan, bütün İslam dünyasına model olacak demokratik bir cumhuriyet. Öyle olmalıdır. İşte IŞİD'i gerçekten yok edecek olan formül budur. Toros gazetesi dedi ki, bizi gösterdik böyle fotoğrafımızı, dünya Toros'u okuyor, görüyor dedik. Bakın, bu gazete Manisa'dan Gündem. Kurban pazarları Vali Bektaş yaptı diyor bir haber. Anadolu'dan bir haber, bakın işte bu. Manisa'ya selam olsun. Ve Hizmet Gazetesi Denizli'den bir haber. AK Parti Denizli İl Başkanı manşette yazıklar olsun diyor. Avni Örki'den Denizli'den aday olmayacağım diyen CHP'li Caner'e ağır eleştiri bayağı. Bakın Hizmet Gazetesi Çalar Saat'te. Denizli Anadolu'nun sesi Çalar Saat'te olacak. Ve bir Yalova haberi, Yalova çevre. Bakın Silfakar el attı, kamulaştırma hızlandı. Çiftlik köyde 5000 kişiye istihdam sağlayacak, ülkemize katma değer sağlayacak, devletin kasasına yılda 73 milyon TL doğrudan gelir getirecek olan 87 fabrikanın üniversitelerin iştirak edeceği işte Teknopark ve Arge tesisleri. Böyle uzun bir haber ve güzel bir haber bu defa Yalova çevreden gelmiş. Teşekkür ediyorum ve